Şimdi Hakan'la gezerken öyle bir yere girdik ki tarihe girdik. Bir anda kendimizi tarihin içine bulduk. Çok geçmiş bir tarih değil, yakın bir tarih ama o kadar güzel bir ortam, o kadar güzel bir hava var ki burada. Zaten görüntülerde görüyorsunuz. Mesela burada bir radyo var. Çocukluğumdan hatırlarım. İlginç. Eskiden işte İğneci Dursun dayı vardı. İğneci Ahmet dayı vardı. Onların iğnelerinden herhalde bunlar. Çok da orijinal. İğne yapayım mı sana? İşte burada telefonlar var. Eskiden. Ben bunları hatırlıyorum. Yani bizim çocukluğumuzda vardı bunlar. Var mıydı sizin çocukluğunuzda? Şu an yine var. Var mı? Hala da varmış. Yok, ben hiç denk gelmedim ya. Yani nostaljik olsun diye alıp da kullananlar var. Bunlar annelerimizin, babaannelerimizin zamanında işte söküyümüzü falan dikenlerdi. Küp var. İçi boş. Başkanım bunun için niye boş? Belli olmaz, dolu olabilir yani. Çentikli taslar. Bakır çentikli. Bakır çentikli. Kalaylanmış oluyor. Bunlar da azma çorba içiliyordu. Tarhana çorbası. İşte kandil. Bunları biz bilmiyoruz tabii ki. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu genelde Rize taraflarında kullanılır herhalde. Güm. Bize burayı tanıtsın. Burada Ulu Bey yukarı köşeden dernek başkanımız İrfan Baki Bey var. Başkanım. Merhaba. Evet, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Burası nedir, nerededir? Bize bir bahseder misiniz buradan? Evet, ben İrfan Baki. Selimiye Mevlana Camii burası. Bu bulunduğumuz mekan da Selimiye Mevlana Camii'nin kültür salonu, daha konferans salonu, hepsi bir arada. Caminin altında. Caminin altında. Diğer bölümlerde kütüphane var, çocuk oyun masası var, diğer öbür tarafta kreş var, daha pimpon salonu var. Kapsamlı bir salon burası. Siz burada ne yapıyorsunuz? Ben de burada din görevlisiyim. Camide, evet. Mevlana Camii. 2016'dan beri buradayım. Burayı da geldiğimde burası yoktu ya. Bu salon yoktu. Peki nerede? Boş bir alandı burası. İşte bu. Burayı caminin ta temelinden başlayıp şimdi kendi rahatsız olan bir başkanımız var, dernek başkanı. Cami yaptırma yaşatma dernek başkanı. Onun sayesinde burası bu hale geldi. Cami dahi öyle geldi. Burayı burada öbür tarafta karşıda mesela düğünler, sünnetler, konferanslar mesela 15 Temmuz şeyini burada yaptık. Sürecini burada yaptınız. Burada yaptık. 18 Mart Çanakkale konferanslarını burada yapıyoruz. Burayı da dernek başkanımla birlikte köylerden toplamak şartıyla bu radyoları, küpü mesela şu Dermantaj'ın Ulu Bey'den getirdik Çatarlı'dan. Kızılenden var mı orada bir şeyler? Kızılenden de var. Ne şey var mesela? Kantar var. Nerede kantar? Kantar nerede? Şu okka kantarı var, biliyor musun sen de? Okka kantarı. Bakalım başkanım bak. Kantarına. Bunu çoğular bilmez onu. Şu mu? Evet ha. Okka derken fındığı mı tartıyordu bu? Fındık topluyorduk biz çocukken onu. Şu var ya. Evet. Bu okka kantarı. Evet. Bu Kızılenden. Nasıl oluyor bu? Nasıl çalışıyor yani? Bir tarafına fındık. Normal kantarın şeyi. El türü. Değişik türü. Aynen el kantarının farklısı. Ama bunun gra kilosu ile bizim normal bildiğimiz kilogram farklı. Bunun 87 gramı bizimkinin 1 kilosuna denk geliyor. Daha ağır bu. Okkana şey. Mesela dışarıda düven var. Düven bildik mi düven? Düven nasıl bir şey, bir anlatalım. Ben üzerine çıktım onun dış girişte. He. Eskiden öküzlerle affedersiniz buğday arpa. Buğdayı ayırmak için koçanları. Ayırmak için koçanları onu takarlardı. Onların da sert taşlar var herhalde o düvende. Onlar dönerdi. Bunu ilk özden getirdik mesela. Evet, yükseklerde var. Tabii yani oradan gidelim. Daha önce ilk özde çalıştım. Oradan topladım. Yani her yöreden bir tane şey var burada. Peki Kızılen'de böyle bir şey var mı? Kızılen'de başladık biz aslında buna. Bizim büro vardı, dernek büromuz. Ben artı yukarı Kızılen köy dernek başkanıyım. Bizim lokalimizde değirmen taşları, ayrıyetten
farklı bakır tarihi şeyler, zincirler falan. Onlar sergileyemedik ama biriktirme aşamasındayız. Yavaş yavaş topluyorsunuz. Aynen. Belirli bir sergileme aşamasına geldiği zaman neyi açacaksınız? Aslında biz onu köyde açmayı düşündük. Fakat bazı görüştüler arkadaşlar dediler ki bu beton binada olmaz. Eski tarihi bir ev. Tarihi sergilersek ona uygun olsun dediler. Onun için bir onun tabii o evde bulduk ama onun da onarımı falan biraz külfetli olduğu için öyle kaldı ya. Beton ve ahşapla kaldı. Ya yine de o 90 yaşındaki insana o kokuyu şey giydirmek yani. Gibi olur. O şeyde olmaz. Biz tarihi bir evin içerisinde sergilersek daha güzel olur diye düşündük. Tabii havası başka olur. Öyle inşallah onu yaparız yani. Hatta biz aldığımız o şeylerden kuş tüfek, kırma tüfekler vardı eskiden onlardan falan. Evet. Onu kimden almışsa onun esamesini de oraya etiketleyeceğiz ki onun yaşadığı müddetçe onun eseri de yaşasın. Kendi ölse bile onu yaşatsın diye düşünüyoruz. Bizim nedir? Makine. Nedir? Telefon. Nedir? Radyo. Kimden gelmişse onun ismiyle birlikte tanıtılırsa hem o bir yaşar hem onun ismi yaşar dedim. Böyle bir plan da var ya. Erkandil diyorlar. Kandil. Erkandil. Kandil şu sonunda monte edilmiş ama bu çakma yani. Restore edilmiş. Belli oluyor. Ben bunu biliyorum, ders çalışırken şuraya koyuyorduk bunu. Evde yüzün üstü yatıyorduk. Biz tek ben değilim ha, biz kaç kişi? 10 kardeşiz biz. En az 5-6'mız aynı dönemde okumuşturuz. Bunun dışında 5-6 kişi dönüyorduk, uzun uzun yatıyorduk. Sabah kalktığımızda burnumuz simsiyah olmuştu, burnumuzun içi yani. Bunun isi siyahlaşıyor ya, bacada ne olur? İs olur. Onun isini biz boğazımıza, burnumuzda sabah biriktiğini ben hissediyordum, oluyordum. Görüyorsunuz değil mi gençler? Bu şartlarda... Şimdiki gençler güneş gibi ışığın altında ders çalışmıyorlar. Aslında gerçek anlattı yani. Biz öyle deyince bu o zamandı diyor adam. Ya o zamanı bu zamanı var mı? O zamandı diyor ya, baba diyor ya. Şimdi imkanlar daha çok. Allah'ım ya. Her şeyinde tablet, bilgisayar, telefon. Her şey ya. Ders çalışıyor, ne oynuyorlar. Değil mi yani? Yürüp hakikaten bu aklıma geliyor benim. Karanlık ya. Babam oğlum ders çalışın diye bunu bize verdi. Kendi karanlıkta oturdu diyeceği orada ya. Vay. Ocakta bir ateş yanardı. Biz çok yaşlı değiliz ama yaşlıyız ya. Cin ateşi. 55'i geçmişiz. Cin ateşi gibi bir şey oldu. Cin ateşi. Ne dedi? 55'i geçmişiz. Biz 10-12 yaşlardayken 35 yaşındaki insanları zannediyorduk ki bunların işi bitmiş diye. O tarihlerde ben de onlar da bizi öyle de görmek isterdim o zamanları. Değil mi? Ya hep yani, eskileri yad ediyoruz de işte eski bayramlar, eskiden işte şunlar vardı, kandiller vardı. Şunlar çok lükstü, tamam mı? Yani. Şu 14'lü lamba herkesin kullanamayacağı bir şey. Bizde vardı. Babam muhtardı. Babam 20 sene muhtarlık yapmış. Bir tek bizde vardı. Gaz da aşmaktan bıkıyorduk biz yani. Gaz da herkes alamıyordu yani. Bu çok yakıyor, bunu kullanamıyordu. Bu 7'lik lamba var, 14'lük lamba var. 7'lik lambanın yarısı kadar yakıyor. Küçük ya. Bu bunun şeyi de büyük. Onu ben biliyorum. Fikri de büyük yani. Bizim çocukluğumuzda vardı da elektrik gittiği zaman az buçuk yakıyorduk yani. Aynen. Elektrik gittiği zaman. Tabii elektrik gittiği zaman. Bizde hiç yok. İşte. Yani. Fener. Sayvan bekliyorduk, ondan hatırlıyorum. Fındık beklerken. Değil mi Ahmet abi? Yani Fener'de çok lüks bir şey. Herkes de Fener yoktu ya. Zaman oldu, zaman oldu. Şu lüksler çıktı. Şunlar. Bu daha o pompalanıyor değil mi? Özel kişilerde vardı yani. Pompalamalıydı. Pompala. Pompalanınca ne oluyor? Şeyi basınç yapıyor. Üstten ağrı şey bas atıyor ya. Yani. Gazı yukarı atıyor, yukarıdan fitile iniyor. İyi icat yapmışlar ya. Aynen ilaç vurma şeyler var ya motorlar. Evet. Birkaç yıl pompalıyor, ondan sonra atıyor suyu. Vay be. Bak işte. Bunlar ya ne bileyim. Başkanım çok teşekkür ederim. Şeyler biz tarih içinde kaybolduk gidiyoruz zaten. Burayı yani, sabah uzanmazsak zaten bu güzelliğe doyamayız. Bunlar önemli. Burayı da bu hale getiren... Şu kerbeti, dişçi kerbeti. Kardeşimiz... O mu? Bu diş kerbeti değil ya. Ben ona verdim. Bu ne başkanım? Biliyor musunuz? Şahit.
Yok bu giriyor, delmeli bir şey bunu ama. Bunu ben bilmiyorum. Bu nedir bu? İyi mi bu iş? Bu vides falan mı ya? Yok başkanım yani. Ha? Bu bir şey delmek için böyle. Delmek için nedir bu? Yok. Delmek içindir. Ama tabii ne bu? Helis dişlisi. Bu ne? Videsle ilgili bir şey bu. Helis dişlisi. Hmm. Allah Allah. Helis. Helis dişlisi. Ben öyle yorumladım. Helis. Enteresan. Mesela şunu tanıyan var mı şunu? Şunu bilmezsin sen mesela. Bilmem. Ben bundan mısır biçtim yani. Mısır orada yani. Bu tek tek, tek ve bir tane kesiyorsun, alıyorsun, kesiyorsun. Tamam, bizim de mikrofonu kesme başkanım. Aynen şu. Vay be. Eskiden zahmetli işmiş ya. Allah analarımıza, babalarımıza şimdi makine rahmet etmiş. Cayır cayır. Evet. Şunu iyi çek. Yün ele, yün ele. Geçen de bizim eski evde var, eski evin tavanına çıktım. Aynısı var yani. Yünü tarıyor. Yünü tarıyor. Evet, yün ayırıyor. Ayırıyor birbirini. Ayırıyor. Ya. Vay be. Mesela elecek. Bu elecek. Bu iki kişi geçiyor karşılıklı bundan. Tak 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 tak. Şimdi de var mı bilmiyorum. Günümüzde var mı? Yok. Yok mu? Şimdi daha çok değirmen usulü var. Değirmen usulü var zaten aynen. İbek taşı. Ya. İbek taşı dedim. Sırı öküzlerin şeyindeydi. Şu... Tabuta benziyor başkanım. Bu fındık ele bu. Bunu herkes de yoktu. Köyde bir kişi de vardı. Bizde de yoktu zamanında ama bu çok zor bir şey değilmiş. Ya. Bu numarasına göre mi şimdi fındığı ayırıyor? Ya bunu basit bir şey aslında ama ya. Yapmıyorlarmış demek ki. Bu bir kişi de vardı. Vermiyorlardı bize. Babam diyordu oğlum git fındık ele al gel. Adam vermiyordu. Neyi ne diyor fındığı bu? Tozunu. Gözün üstüne fındığın tozunu. Dövüyorsun şeyle. Ha. Tırmıkla dövüyorsun fındığı sabahın tamam, şeyinde, tamam, erken tamam. Saatinde çiseliyor yumuşak yine. Üstünü kabasını alınca fındığın çıkanını buna döküyorsun. Buradan da sağlam böyle toz alttan çıkıyor. Toz alttan kalıyor doğru. Ama bu basit bir şey biliyor ama yoktu kimse. Buna kafası mı çalışmıyordu milletin bilmiyorum. Yani yapılabilirdi patozun, aslında. Patozun bir şeyi. Yani parçası gibi. Patozun bir şelek hala var günümüzde. Bu ne başkanım? Bu yeni makinelerden bu şey. Yerleri temizlemiş. Lampir şey yok. Hedik. Hedik bu. Lampir. Lampir silme şey. Bu herhalde bir 100 sene sonra bu da tarih olur. Olabilir. Yani hedikten bahsettin mi? Şu hedik ya. Ha döven. Evet. Düven. Evet döven. Şurasında hayvanlara şurayı bağlıyorlar. Bu ben ilk görev yaptığımda ilk üyaz. Ünyenin ilk üyaz kasabasının Göksu köyündeydim. O zaman vardı bunda imamlığında. Ben bindim bunun üzerine. Öküz arabaları çekti yani. Çakmak taş herhalde. Çakmak taş bunlar. Aynen. Çakmak taşını ha bak. Sert bir taş. Özel taş. Keskin yani. Aa özel taş. Şu atların şey. Bu tüfünlerinde su getiriyorlar testiden. Evet. Cüneyt'e su geçiyordu buna. Şu çıkık herhalde bu. Bu çıkık. Çok da iyi bilmiyorum. Bu kendini ip haline getirmek için yani. Öyle mi? Evet. Hmm. Çıkık. Şu pulluk. Fendi pulluk. Bunun ağaç, şey. Ağacının bir üstü yani değil mi? Sapanın bir üstü. Sapanın bir üstü. Bundan kullandık biz ya. Aynen. Atlar sürebiliyor, çekebiliyor bunu. Öküze biraz ağır geliyor. Şunun boyunduruğu. Öküz boyunduruğu. Öküz boyunduruğu. Bu da hıza. Bu da hıza, en hıza. Bu herhalde ağacı dikine mi kesmek için mi olur? Yok, tahta biçiyor ya. İşte tahta, dikine. Tahta biçiyor da dik, ayakta biri üstte, iki kişi çeker bunu. Biri üstte, biri altta çeker. Tahta kesmek. Tahta kesme şeyi. Evet başkanım, görüyoruz. Çok güzel işler yapmış burada. Son olarak diyeceğim bir şeyler var mı? Son olarak bunlar bizim kültürümüz, örfümüz, annelerimiz, biz ölsek bile bizi yaşatacak kullandığımız aletler. Burada burayı yapan birlikte yaptık gerçi başkanımız. Allah ondan razı olsun. Güzel bir emek sarf etmiş, çalışma yapmış. Ama ben de böyle bir projemiz var Yukarı Kızılden adına, Yukarı Kızılden köyü adına birkaç temasta bulunduk. Ben buradan sesleniyorum Yukarı Kızılden köyü halkımıza, dernek başkanı olarak. Varsa ellerinde böyle kültür mirası, atalarının, dedelerinin kullandıkları kültür mirası varsa onu saklasınlar. Biz gelecekte böyle bir mekan yaptıktan sonra, o zamanı zemini hazır bulduktan sonra onlardan talep edeceğiz.
onların ecdadını, babalarının, atalarının adını daha ileriki zamanlara, torunlarına kadar yaşatmak istiyoruz bu aletlerle birlikte. Herkes bir tane alet Musa getirsin. Musa, yani kendi geçmişini yaşatın. Tabii. Ben mesela eski evde geçen hafta baktım, babamın kullandığı at nalı yaparken, at nalı çakarken ona ne diyorlardı? Satır. Tırnağının fazlalığını kesiyorlar. Ha, şöyle bir yatak, şöyle, bir ha, satır. Şu içeride de var ya. Evet. Ona rast geldi. Hatta annemin kullandığı yün tarağına rast geldi. Hem eski evin tavanında ya. Dedemin kaması varmış böyle oluşturmama. Vardı. İşte bunları görünce ben, benim çocuğum onun isminde, babamın ismini görürse diyecek ki bak dedemin hatırası diyecek. Belki ona öyle özel de gösterecek. Babamın kuş tüpe var mesela. Onu ben saklıyorum zamanında. Evet. Bunlar böyle bir kültür evinde saklanırsa özenle böyle bir onların adına yapılmış, tertip edilmiş güzel mekan olursa güzel olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim başkanım. Evet, size de ben teşekkür ediyorum. Bu güzellikler için buralara geldiniz. Dolaştınız, emek sarf ettiniz. Ulu Bey de yapmış olduğunuz çalışmalar için de size başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ulu Bey adına. Teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz burada bir tarih var. Bu tarihi en kısa zamanda başkanım kızlarını da kuracak, kızlarını da yaşatacak. Bizi takip etmeye devam edin. Ulu Bey TV'den ayrılmayın. Bizi takip edin. Görüşmek üzere.